Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de harikayım. Çok güzel bir güne daha uyandım çok şükür. Suyum kaynıyor. Çayımı demleyeyim. Biz kaçak çay içiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Çocuklar uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Hemen çayım da olsun. Mis mis. Buradan suyumu takviye edeyim. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi buralarda soğanım vardı. Hemen soğanımı doğramam gerekiyor. Soğanlı menemen. Ben soğansız yaptığımda üzerine kaşar koyuyorum. Böyle de güzel oluyor. Ama eşim bu şekilde seviyor. Ben de bu şekilde daha çok seviyorum. Bu arkadaşlar da haşlansın burada. Yumurtalarımı yıkamıştım. Onu belirteyim. Yıkamadım asla kullanmam. Önceden mesela dolaba yıkayıp da koyuyordum ama yıkayıp da dolaba koymak zararlıymış, iyi değilmiş. O yüzden aldıkça yıkıyorum, şöyle minnak minnak soğanlarımızı doğrayalım. Güzel güzel. En acısından yapacağım. Acılı oldu bayağı. Yavrularım, kuzularım uyuyor. Hemen bunu sakın içine alacağım. Biberlerimi doğrayayım. Sesim gitti. Gerçekten dolma biber ama acı. Kem oluyor mu? Acısız çok lezzetli bulmuyorum ben yemekleri şahsen. Yani acısız bir yemek benim için tuzsuz bir ot gibi bir şey. Öyle ben size belirteyim.
Ne kadar yapsa da seviyorum. Ya Muzaffer de yiyor, Sevel İlhan da böyle bir hafif acıları yiyor. Tavaya yağımı şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hemen altını yakalım bu arkadaşlarım. Pışpışlayalım. Bunlar pışpışlanmayı seviyor. Pışpışlanmadan pişmiyorlar. Yani yemeği bile böyle bir okşayacaksın. Bir öte biberi yapacaksın. Bundan sonra tabii ki biberleri ekleyeceğim. Evet efendim, biberlerimizi ekleyebiliriz. Bir renk şöleni oldu. Hemen biberlerimizi de pış 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 yapalım. Bunlar da burada erisinler. Yumurtam kaynamak üzere, 10 dakika 10 dakika tutacağım. Hemen siz biberlere bakarken domateslerimi doğradım. Domateslerimizi de ekliyoruz. Bunları da pış pış yapıyoruz. En son tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Hadi bakalım, bunlar da olsun. Hemen akabinde tuzunu ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı ekledim. Birazcık daha ekleyebilirim, evet. Çok da tuzlu olmasın, yakar bizi. Hemen acı biber. Bayağı acı bu da. Şöyle acımızı katlıyoruz. Buyurun kahvaltı masasına. Burada minnoşlarımın yumurtası var. Bu şekilde hazırladım. Allah ne verdiyse bize zeytinim eksik. Onu da eşimin odasında olduğu için o uyanınca alacağım. Ben çayımı içeyim. Şimdi şeker katacaktım ama şeker katmadan içeyim. Ne yapalım artık? Ev ahalisini bekleyeceğiz. Hanımefendiler, beyefendiler kalkmıyorlar. Tek başıma kalıyorum böyle. İşte çamaşır asılıyor falan. O şekilde gidiyor. Mecbur erkenden kalkmak zorundayım. Yoksa Seval uyanık olduğu zaman bazen iş yaptırıyor. İzin veriyor. Tamam anne diyor, yap diyor. Ama bazen de anneciğim sen yorulma diyor. İş mi iş yapma diyor. Ben ne ilgilen sadece diyor. Tamam kızım diyorum ben de. O şekilde. Gerçekten iyi ki varsınız. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Rabbim şahittir. İyi ki varsınız. Anneme bu konuda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar insanı bir arada toplamak, bu kadar çok sevgi alabilmek, sevgi verebilmek çok güzel bir şey.
Bu duyguları yaşadığım için, yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayatıma hoş geldiniz hepiniz. Diğer videolarıma bakaraktan, hani ilk videolarım nasıl, şimdi nasılım? Bence bana göre biraz daha eksiğim ama ilk videolarıma nazaran biraz daha iyiyim. Daha alıştım, daha da alışıyorum. En azından biraz mesela böyle bir kasıyordum kendimi açıkçası. Ama şu anda gayet çok rahatım, konuşuyorum. Evet, konuşuyorum. Hani konuşma şeylerim yoktu mesela, hani insanlara çok samimiyetim yoktu. Çok konuşmazdım fazla. Ama nasıl ki eşimi tanıdım, hani o da biraz beni eğitti. O da benden bir şeyler öğrendi, ben de onlardan bir şeyler öğrendim. Bu şekilde kendimizi geliştirdik. Kesinlikle işte bana bir şey olmaz ve ben şöyle olmam, böyle olmam. Mesela hani kesinlikle dememeliyiz. Senin başına gelmez, sen onu yaşamazsın, sen onu yapmazsın. Ama senin kızın yapabilir, senin oğlun yapabilir ya da senin yakınan çevrendekiler yapabilir. Yani bilemeyiz, hayatta başımıza ne gelecek bilemeyiz. O yüzden çok büyük laflar etmemeliyiz. Hani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani olan da bu zaten. Yani bir şey, insanlarda kusur aramamalıyız. Olduğumuz gibi kabullenmeliyiz. Ben bu şekildeyim. Ben de eğlenmeyi seviyorum, gülmeyi seviyorum. Gerçekten çocukla çocuk olurum. Aşırı olurum. Yani hatta buradaki çoğu çocuk bile bana mesela keşke sen bizim annemiz olsaydın diyen bile oldu. Yani hangi çocuk bunu söyler ki? Yani ben bu sözleri duydum başka çocuklardan. Yani bu yaşıma kadar bir sürü çocuktan duydum. Ya yani çocuklar gerçekten ilgi istiyor, sevgi istiyor, merhamet istiyor. Başka bir şey istemiyor ki çocuklar. Ve çocuklar gerçekten büyüklerinden ne görüyorsa onu yapar. Şimdi ben Ela'yı tahterevalliye oturtuyorum. Bu şekilde yapmıyorum. Ben de geçiyorum, karşısına oturuyorum. O ondan büyük zevk alıyor. Yani mesela akşam resim çizdik falan. O da bir şeyler yapmaya çalıştı Seval Hanım. Yavuz'um da çizdi. Ya bu şekilde çocuklarla eğlenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de dediğim gibi kendimiz de eğlenmemiz lazım. Kendinize de vakit ayırın lütfen. Hani gerçekten sizler çok değerlisiniz ve sizden bir tane var. Siz bir tanesiniz ve kendinize iyi davranın. Bu güzel bir şey. Ben mesela kendi kendimi mutlu etmeyi gerçekten seviyorum. Yani şımarmayı seviyorum. Bu şekilde. Mesela ben eşime de diyorum beni sev, çok sev. Söylüyorum. Mesela hani çok ilgisiz hissettiğim bir anım olur. O zaten seviyor, sevdiğini de biliyorum. Ama sev diyorum yani biraz daha hani bir tık daha onu yükseltiyorum. Yavuz abi. Allah'ım bu kızın saçı başı dağılmış dedim ki al senin şunların saçına başına dedim çekil üzenme dedim. Anan gibi süslü ol dedim. Değil mi kız? Çilekli çilekli tokasını takalım. Allah'ım çok güzel oldu. Süt kenesi yerini bili ya. Oraya mı oturacaksın sen? Oraya mı oturacaksın? Ya yerim ben seni ya. Evet, ev ahalisini topladım. Dedim koğuş kalk. Allah'ım Allah'ım dur. Anneanne seni yer bakar. Ela. Ben bunu anneannesine verim yesin. Onunkisi burada. Senin yumurtan buyda. Isır ısır ye. Tamam mı? Isır ısır ye. Dur seni yakından alayım. Oğlum pekmez yiyeceğim. Hii, hadi bakalım ısır bir kocaman ısır bir bakayım. Nasıl ısırıyorsun? Oy. Bakın sizi yer ha ona göre karışmam. Can güvenliğiniz yok. Ya Allah'ım ya Rabbim. Düğme göçlüm. Ekmek alabilir miyim? Yavuz Efe'nin iştahı yok. Merhaba, oraya
tuzu getirmedim hayatım yumurtalara. Yumurtaların tuzu yok. Şöyle kıyıdan atayım. Ben de pepeşi attım. Sana sacda menemen yaptım. Baba, zaten babam aldı onu bana. Afiyet olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim yiyebilirim. Ben de. Bu bütün peynirde yedim. Ha, ilk önce bu bütün ondan sonra onu açayım dedim. Hep böyle unutuluyor bazı şeyler. Onun tahta kaşığını Semrela halletmiş şekerin. Bir bakıyor masanın üstüne çıkmış şekerle oynuyor hanımefendi. Şimdi şeker çayımı içebilirim. Önceden bayağı çok şekerli içiyordum. Hatta bir keresinde anneme birisi demiş ki sen çay reçeli yapmayı biliyor musun demiş. O da demiş ki hayır demiş, bilmiyorum demiş, nasıl oluyor demiş. Annem de çok şekerli içiyormuş önceden. Bak demiş, çayını yapıyorsun ya demiş. Ama şu an ben o kadar çok attım düşünmüyorum. Bayağı yarısına kadar dolduruyordum şekeri. Annem de öyleymiş demek ki. Hemen tarifi kaptınız. Ya niye sen ye, sen ye. Bak benim burada var. Burada var benim. Kurbanım bunu seni veriyorum. Aşko. Hadi otur. Otur. Bir baktım yatağı orada başucundan çıkmış. Bu tarafa doğru yönelmiş. Sen beni uyutma, kendini uyu. Helal. Mama yedi mi? Sen şimdi görürsün. Aa, ben de Yavuz'uma veririm. Aferin. Ben de Yavuz'uma veririm. Değil mi oğlum? Al bakalım. Hey, babam. Baban mı versin? Aynen. Çocuk biliyor benim ona çok vermediğimi. Çünkü ben Yavuz'u hep kendi yesin diye hiç öyle çok kendilerine yedirmedim. Hani çok bebekken, 6 aylıkken, 9 ayına kadar falan hani kendim yedirdim. Onun haricinde hep kendi yedi. Ama babası hep böyle yemek olsun, şey olsun, babası yedirir. Seval Ela'da gördüğünüz üzere. Hatta Helal. Bazen diyorum ki kendi yesin diyorum, hayatım bırak. Kendi yemeği yiyince daha iyi doyar çünkü. Yiyeceğim mi? Vereyim yani. Bana ver, bana lok. Küstüm, bana lok. Al kızım. Bana lok, ben küstüm. Dur olma da vereceğim. Benim paşam. Bu benim paşam. Hemen paşamsın oğlum. Bir paşam. Hoppala. Harika. Güzel mi? Erhan Hanım güzel mi? Menemene ekmek banalım şöyle. Çatallı olmaz. Buyur. Ela yedi mi? Ela yedi mi? Öpeceğim beni. Bakayım ağzını aç, aç. Ağzını aç, aç. Aç. Mama yedi mi? Vereyim bir daha. Vereyim mi? Ma. İstiyor musun? Hoşuna gitti. Anneannesi gibi iştahı var. Benim bakalım. Senin yok mu? Benim oğlumun iştahı yokmuş. Yok. Babamın da herkesin yok. Yavuz seni bekliyor. Hiç iştahımız yok bizim. Ela mi oğlum? Aç ağzını.
Aç ağzını paşam. Yavuz olun diyorsun zannetti. Karıştırdı. Süt kenesi çok kızgın bakıyordu. Kahvaltıdan sonra parka geldik. Acaba kime neye kızdın? Diğerleri korkutuyorlardı. Yapıyor bir de Allah'ım Allah'ım. Bu park sakin. Abi nerede? Şöyle göstereyim. Burası çok güzel. Ağaçlık. Seni ısırırım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Rabbime emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.